Abi yine bana bu teğnemeni göre edik. Bu teğnemeni kuyduk için yazışımız mümkün. Sinus 5x plus 3 küp artı ru kosinus 2x minus kosinus 2x bu teğin 4. Sinus'un en katta kıymatı 1'e teğin. Kişi yok ki teğin bir tensiliği bacarılardı. Minus kosinus 2x'nin en katta kıymatı 1'e teğin. Burada hem bana bu tensiliği bacarılardı. Demek çap tamamının en katta kıymetini topladığım bulsak, bunu oraya bir koşu, yani çap tamamını biz kuyuda geçir, bakalaşımız mümkün etken. Bu küçük yok eteğin bir, biliyorsun 3 küp ayetru bir. Demek çap tamamı küçük yok eteğin bana bu sondan eken. Bu son 4 eteğin, yani 4 eteğin 10 tamamında son eteğin eken. Eğer bana bir yerde katı tensiliği bacarılsa, o halde bu ifade ham 4'ten küçük bu kalalı. Yoki bo'lmasa bu yerda qat'iy tengsizlik bajarilsa ham 4 dan kichik bo'lib qoladi. Shu sababli 4 ga teng bo'lishi uchun har ikkalasi da 1 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni sinus 5x teng 1 minus kosinus 2x teng 1. Mana bu teğnikler bir vaqtda bajarilishi kerak. Va ulardan qaysi birini yechish osonroq? Ha, keyinlar ikkinchisini ishlaylik. Minus 1 ga ko'paytirib olsak kosinus 2x teng minus 1. Bundan 2x teyin pi koşu 2 pi ka 2 ge bölü versek pi taksım 2 koşu pi ka. Bundan ka bütün sallar toplamaya tekişti. Şimdi kalıp biz bana bu teylemeni geçtik. Yani de buranın kaysa da ara birinci teylemeni kanatlandıralım. Birinci teylemeni aparıp koyuyduk. Sinus bunu 5 ge küp aytıramız. 5 pi taksım 2 koşu 5 pi 2 5 pi 2 teng 1 o teni bacarladı mı ya ki yok mu? Ama şunu tekrarımız. O birinci kol k teng 2 n kuruluşları olsun. Yani cüpsallar olsun. O halde bir yerde cüpsan olsa sinusun davru hasıl buladı. Sinus bana bu ifade sinus 5 pi taksım 2 geteyim buladı. Bu bir geteyim sinus 5 pi taksım 2. Demek bu halde eğer kağıt cüp olsa bana bu sorular geçim bularken. O ikinci hal k taksam olsun. 2n plus 1 görüşte olsun. O halde abar koyarken olsak sinus 5 pi taksım 2 koşu 2 n pi koşu pi. Hesaplayınız. 2 n pi sinusunu davran. Şu sebeple bunu taşla varsak bu arada. 5 pi taksım 2 n. 2 pi koşu pi taksım 2 demek. Bana pi bulan 3 pi koşu pi taksım 2 de bir yazışımız mümkün eken. Bu minus 1 geteyim. Demek bana bu k'nin tak kıymetleri de bana bu sorular ildiz bulanmasa kendi. Demek şunu da kalıp ildizler ildiz buluşu için k cüpson buluş gereken. Bana bir yorba. O halde kuyudaki sorular ildiz bularken. X ten pi taksım 2 koşu 2 n pi. Şunu da kalıp bana bu teğnemenin ildizleri kuyudaki sorular eken. Hop, keyingi teğnemani ishlaymiz. Hop, chap tomonni qaraylik. Kosinus x, kosinus 2x, ko'paytirib kosinus 4x. Bu kichik yoki teng. Har qanday son o'zini modulidan katta bo'la olmaydi. Kosinus ko'paytirib kosinus 2x ko'paytirib kosinus 4x. Chunki har qanday son uchun mana bu tengsizlik bajariladi. Shundan foydalanib quyidagi tengsizlikni yozdik. Bu ham teng. Har birini moduli deb yozamiz. Kosinus x kosinus 2x
Kosinus 4x modulo. A kosinus ning eng katta qiymati 1 ga teng. Kosinus 2x kichigroq teng 1. Kosinus 4x ning modulo kichigroq teng 1. Demak, bu yerda mana bu tensiylik bajarilyapti. Kichigroq teng 1. 1 ko'paytirib 1 ko'paytirib 1. Mana bu tensiylik bajarilyapti. Demak, bu yerda tenglik bajarilish uchun bularni har birida mana bu yerda tenglik bajarilish kerak. Agar bir orta joyda qat'iy tensiylik bajarilsa, bunisida, bunisida yoki bunisida, u holda mana bu yerda ham qat'iy tensiylik bajariladi. Shu sababli bu yerda tenglik bo'lishi uchun har biri 1 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni modul cosinus x teng 1, modul cosinus 2x teng 1, modul cosinus 4x teng 1 bo'lishi kerak. Xususan mana bu 1 ga teng bo'lishi kerak. Demak, xususan cosinus x ning moduli 1 ga teng bo'lishi kerak. Shuni ko'ramiz, qolganlarini qaramaymiz. Shuni ko'rishimiz yetarli. Shuning uchun agar chunki hammasi x bo'lganligi sababli bittasini ko'rish yetarli. Xo'p, bu tenglama ikkita tenglamaga ajraydi. Birinchisi cosinus x teng 1, ikkinchi tenglama cosinus x teng minus 1. Va birinchi tenglamani yechaman. X teng 2k pi. Bu tenglamani yechaman. X teng pi qo'shuv 2k pi. Hop, k butun sonlar to'plamiga tegishli. Hop, endi bularni tekshiramiz. Qaysilari ildiz bo'la oladi? 2k pi ni qo'ysak, cosinus 1 ga teng, cosinus 4k pi 1 ga teng, cosinus 8k pi 1 ga teng. Demak, mana bu ildiz bo'lar ekan. Pi qo'shuv 2k pichi. Cosinus ga qo'ysak, bu yerda cosinus minus 1 ga teng. 2 ga ko'paytirsak, 2 pi qo'shuv 4k pi cosinus 2 1 ga teng, 1 ga teng. Demak, buna bunda minus 1 ko'paytirib 1 ko'paytirib 1 hosil bo'lyapti. Minus 1 ga teng bo'lyapti. Demak, bizga 1 ga teng bo'lishi kerak. Demak, bu ildiz emas. Ildiz emas ekan. Shunday qilib, mana bu tenglamaning barcha ildizlari mana bu formula bilan topilar ekan. Endi ularning ichidan berilgan oraliqqa tegishlilarini ajratib olamiz. K ning o'rniga minus 1 qo'ysak, oraliqqa tegishli 0 ham qo'ya olamiz, 1 ham qo'ya olamiz. Demak, faqat 3 ta qiymatni qo'yishimiz mumkin ekan. Demak, bu tenglama bu oraliqda 3 ta ildizga ega ekan. O'sha ildizlarni ham ko'rsatishimiz mumkin. Minus 2 pi, 0 va 2 pi. Mana bu ildizlarga ega ekan. Javob 3 ta.